Amerika çekildiği zaman bizim orada tutunmamız mümkün değil. Bizim orada tutunmamız mümkün değil. Çünkü Taliban orada büyük bir güç. Kesinlikle büyük bir güç ve bizimle beraber de savaşır, onu söyleyeyim. Yani ötesi yok bu işin. Bizimle de savaşır. Önden biraz tabii kardeşimiz şu bu diye şey yapsa bile biraz sonra oraya da saldıracak yani. Bu anlamda askerimizin çekilmesi daha uygun diyorsunuz. Daha ya adam gibi şey yapılır, bir şey ortaya koyulur veyahut da burası Amerika'dan kaldı ve biz buraya adımı yürütelim derlerse yürütemezler. Olmaz böyle bir şey. Onu aynen söylüyorum. Şöyle bir şey var. Bu soruyu sorduğun için teşekkür ederim. Rahmetli Mahsuni Şerif küstü dünyanın yarısı, insanlığın pis sarısı, Vietnam'ın karısı dedi buna. Bu Amerika'ya. Adamı götürdü içeri koydular. 6. filoya tapan babalar, 6. filoya secde eden babalar. Adamı götürdü içeri koydular. Şimdi kimin dediği çıkmış? Mahsuni Şerif'in dediği çıkmış. Hani ne bileyim, zaten Amerika'nın ne olduğu, Amerika'nın ne kadar sömürgeci bir düzen olduğu, Amerika'nın ne kadar yani kan emici biri olduğunu hepimiz biliyoruz. Sağ da biliyor, solu da biliyor. Şimdi Amerika'nın polisi zaten kendi halkına şey yapmıyor ki, ne derler ona, insan muamelesi yapmıyor. İşte sen siyahsın, ben beyazım, öbürü kırmızı, öbürü sarı diye insanlara neler ediyorlar. Bugün siyahi kardeşlerimiz, bakıyorum Türkiye'de birçoğuyla konuşuyorum. Adam diyor biz Türkiye'de daha rahatız yani. Kimse kimseye öyle tepeden bakmıyor, kimse kimseye negro demiyor, kimse kimseye sen siyahsın, ben beyazım demiyor. Demeye hakkı yok ki zaten. Türk millet olarak biz bunu yaşadık. Biz bunu gördük. Maraş'ta, Çorum'da gördük, Sivas'ta yandık. Biz bunları yaşadık. Afganistan'dan çıkmıştık. Tabii yani sağımızda solumuzda bunu gördük. Bunun yanlış olduğunu gördük. Askerlerin kalması biraz hata mı olur diyorsunuz? Nerede? Afganistan'da. Yani abi bizim orada, bizim Yemen'de, bizim Libya'da ne işimiz vardı ki? Biz neye gittik ya? Ha, yüreği yiyen, mangal gibi yüreği yiyen bir liderimiz, bir şeyimiz varsa eğer, Mescid-i Aksa'ya dikseydi askeri, Filistin'e gönderseydi, işte İsrail'e deseydi kardeşim sen kimsin, ben Filistin'e geldim ya, sen kimsin? Hani Trump burayı şey olarak Filistin'in bir keçiliği taşımış. Tabii bir de artistlik yaparak bir imza falan attı, işte Mescid-i Aksa'yı bilmem nereye, Kudüs'ü tuttu, şey yaptı ya, ben burayı Filistin'in baş ne ya Allah aşkına, işte insanın içinden bile gelmiyor söylemek, ilan ediyorum dedi ya Ayasofya, o zaman açılacaktı ibadete, sonra da durup dururken alın size Ayasofya demeyecektiler. Kudüs'e karşı. Siz Kudüs'ü işgal ediyorsunuz, biz de burayı açıyoruz. Burada empati yapmak gerekiyor. Mesela aynı durum Türkiye için söz konusu olsun. Eğer Türkiye kendi havalarını koruyamıyorsa, kendi toprağı bütünlüğü sağlayamıyorsa, o zaman derim ki başka bir ülke gelsin. Ama yok, eğer Afganlar kendi toprağını koruyabiliyorsa, Türkiye'nin orada olması tabii ki yanlıştır. Ama yok, koruyamıyorsa destekleme anlamında, yani o zaman insan makul görür. Yoksa öbür türlü bir başka ülkenin gelip de sizin topraklarınıza, size ait olan bir yeri şey yapması doğru bir şey değildir. Kalsın. O bizim bir üssümüz olması daha iyidir. Kimi diyor ki işte Taliban geliyor, biraz risk teşkil edebilir diyorlar. Ya her risk'in bir risk'i vardır zaten. Risk olmadan zaten yaşam olmaz. Risk oluyor zaten. Ne olursa olsun risk olmak zorundasın. Bir risk almasan zaten yaşantının anlamı olmaz. Her risk'in bir risk'i vardır zaten. Doğru mu? Vallahi ne bileyim, bunu devlet büyüklerimiz daha iyi bilir ama yani gerekiyorsa kalsın yani. Kabil bugün bizim yani geriye dönüp bakarsan bizim de bir sahip çıkmamız gereken bir yer. Kalsın diye düşünürüm yani. Riskli tabii. Niye kalsın? Her yeri bizim askerimiz gibi. Bir sürü cenaze geliyor. Yazık, günah değil mi? Yani vatandaş çocuğunu oralarda ölsün diye mi veriyor, askere koyuyor, gönderiyor, yetiştiriyor? Niye kalsın? Hiçbir yerde savaş olmasın, kimse de asker olarak gitmek zorunda kalmasın bence. Neyi böyle paylaşamıyorlar? Allah'ın verdiği havayı, suyu, nimeti, neyini bölüşemiyorlar bence yani?